Geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler sizi görmekte. Çok güzel Vahap Mıyar'la birlikteyiz. Merhabalar. Bugünkü yazımızın Merhaba Vahap Bey. başta da para politikasında son dönemeç. Hani kritik dönemeç de olabiliyor bazen son Evet. dönemeç. Acaba ne anlatıyor bu yazı? Oradan başlayalım. Buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi biliyorsunuz aslında Eylül ayı hem Türkiye için hem de küresel ekonomi için en önemli aylardan birisiydi. Bu ayların bu kadar önemli olmasının sebebi tabii küresel açıdan bakacak olursak özellikle hem Avrupa Merkez Bankası ECB hem de Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararlarına tamam mı devam mı konusunda sinyal vereceği çok önemli bir ay. Ki dün de biliyorsunuz Merkez Bankası'nın aslında sürpriz derecede yeni bir faiz artış kararı gelmiş oldu. Ki aslında Merkez Bankası Avrupa Merkez Bankası'ndan gelen bu yeni faiz artışı ile beraber de aslında Avrupa tarafında biz Avro'nun ilk defa sirkülasyona girdiği 1999 yılından bu yana en yüksek faiz oranlarını görmüş olduk. Bu bir diğer taraftan şu bakımdan da sürpriz. Çünkü biliyorsunuz Avrupa tarafında aslında ekonomik aktivitenin önemli derecede özellikle Almanya tarafından aşağı çekilmesine yönelik de beklentiler var. Bu tabii işte Avrupa'nın hem büyümesi konusunda hem de piyasal piyasalar konusunda önemli derecede kritik bir karar olmuş oldu. Dün Avrupa Merkez Bankası'ndan gelen karar. Önümüzdeki haftada yine Fed tarafında faiz oranlarına bir artış daha gelecek mi yoksa bu seviyelerde devam edecek mi? Ve özellikle 2024 yılı içerisinde de faiz oranlarında ne zaman veya bir faiz indirimi olacak mı konusundaki kararı almış olacağız. Bu açıdan Eylül ayı özellikle küresel açıdan çok çok önemli bir ay. Türkiye açısından da çok önemli bir ay. Türkiye açısından da bu kadar önemli olmasının sebebi bir tabii ki orta vadeli program çıkmış oldu. Orta vadeli programda hükümetin ekonomi ilişkin hedeflerini öğrenmiş olduk. Bu hedefler konusunda enflasyon konusunda sürpriz bir hedef gelmedi. Hükümetin enflasyon hedefleri biliyorsunuz orta vadeli programdaki hedefler aslında enflasyon raporundaki hedeflere oldukça yakın. Bunların bir tık daha üzerinde bir hedeflerdi. Ancak da büyüme tarafı biraz daha sürpriz oldu. Çünkü enflasyon aşağı çıkarken büyümenin %4, 4,5 ve bir sonraki yıl içerisindeki 5 bandında yükseliyor olması tabii ki oldukça iyimser bir büyüme beklentisi. Yine kamu maliyesi tarafında da büyümenin yüksek bir büyüme beklentisiyle beraber de kamu maliyesi tarafında hızla iyileşen bir kamu mali dengeleri görüyoruz biz 2024 ve 2025 yıllarında. Bunun da yine iyimser bir beklenti olarak ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Tabii burada esas önemli olan özellikle dezenflasyon sürecinde hükümetin politikalarını destekleyecek en önemli hatta dezenflasyon sürecini belirleyen en önemli kurum tabii ki Merkez Bankası. Merkez Bankası tarafında da biz yeni yönetimle beraber yani yeni başkanla beraber toplam 3 tane toplantı görmüş olduk. 3 toplantının ilk ikisi yani Haziran ve Temmuz toplantıları faiz konusunda her ne kadar bir dönüşüm olduğunu sözel olarak aktarmış olsa da gelen faiz artışları bildiğiniz üzere aslında Merkez Bankası'nın piyasa beklentilerini karşılayacak düzeyde bir artış olmadı. Hem bu artışın bu kadar düşük olması hem Haziran-Temmuz aylarında Merkez Bankası'nın kuru savunmadansa rezerv biriktirme politikalarıyla birleşince tabii biliyorsunuz kur üzerinde çok önemli şoklar yaşadık biz. Hem bu şoklar hem işte Temmuz aylarında asgari ücret, kamu personel ücreti, emekli aylıklarına yapılan artışlar, yine benzer dönemde dolaylı vergileri gelen yüksek artışlarla beraber biz Temmuz-Ağustos ayında enflasyonda çok ciddi bir zıplama gördük. Bu zıplamayı gerek kontrol altına almak için, gerekse enflasyon beklentilerini kontrol altına almak için Ağustos ayında Merkez Bankası'ndan yüklü bir faiz artışı geldi ve politika faiz oranı %25'e çıktı. Ancak politika faiz oranı %25'e çıkmış olmasına rağmen hala negatif reel faiz marjı çok daha yüksek. Hatta belki Merkez Bankası bu işe başladığından daha da yüksek bir marja çıkmış oldu. Çünkü gerçekleşen enflasyona göre baktığımızda Ağustos'taki %59'luk enflasyona göre politika faiz oranı %25 ile hala çok yüksek yani yaklaşık bir 35 puanlık bir negatif reel faiz marjı veriyor. Ki bir yıl sonrası için beklenen biliyorsunuz veya yıl sonu için beklenen enflasyon oranları bunun çok daha üzerinde. Yani aslında bir yıl sonrası veya yıl sonrası için beklenen enflasyona göre faiz marjlarına bakacak olursak aslında negatif reel faiz marjının daha da açılacağını görürüz. Bu süreç içerisinde Merkez Bankası'nın korumalı mevduata zorunlu karşılıklar uygulama gibi hem kur korumalı mevduattan çıkışı hem de piyasa faiz oranlarını politika faiz oranının çok daha üzerine itmeye yönelik ek adımlar getirdiğini gördük. Şimdi biz şu aşamada para politikasına son dönemeç derken aslında önümüzdeki hafta
Merkez Bankası'ndan gelecek kararın bu açıdan çok önemli olduğunun altını çizmek için ben para politikasında son dönemeç başlığını kullanmak istedim. Bundaki süreçte çok önemli çünkü özellikle önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın alacağı para politikası faiz kararı özellikle negatif reel faiz marjını aşağı çekme konusunda kayda değer bir adım olursa piyasada özellikle TL'nin değerini koruma konusunda Merkez Bankası'na güven sağlama konusunda önemli bir başarı elde etme fırsatı alır. Çünkü her ne kadar kur korumalı mevduattan aşağı doğru geliş görsek de bu adımların devasa bir büyüklüğe sahip olan KKM eritme konusunda çok sınırlı olduğunu görüyoruz. Yani bu aşamada TL'nin değerini korumak, TL mevduatı modülleri yönlendirmek, yatırımcıları TL enstrümanlarda tasarruf etmeye yönlendirmek için en önemli sinyal tabii ki Merkez Bankası'nın kullanacağı politika faiz silahı olacaktır. Bu politika faiz silahında da tabii ki önümüzdeki hafta beklenen en önemli adım Merkez Bankası'nın hem gerçekleşen enflasyon hem de beklenen enflasyona göre bu negatif reel faiz marjını ne ölçüde eritmek isteyeceği niyeti olacaktır. Çünkü politika faiz adımlarında düşük gelecek bir hamle yapılması halinde maalesef TL'nin üzerindeki baskıyı eritme konusunda sadece düzenlemelerle başarı sağlamamız çok mümkün olmayacak. Ki bugünkü yazımda da ben özellikle bunu belirtmek istedim. Çünkü biliyorsunuz 2010'lu yıllarda da politika faiz oranı aslında bir nevi daha atıl bırakılan bir politika faiz oranı haline gelmişti. Ama biz Türkiye'nin 2010'lu yıllardaki ortalama enflasyon oranına bakacaksak %21 civarında Merkez Bankası'nın %5 hedefi olan enflasyonun yaklaşık 4 kat üzerine bir enflasyon olduğunu görüyoruz. Ki yine benzer şekilde dönüp OECD ülkelerine bakacak olursak ki bunun içerisinde Türkiye de dahil biliyorsunuz. OECD ülkelerindeki 2010'lu yıllardaki ortalama enflasyonun da %3 civarında olduğunu görüyoruz. Yani bu çerçevede para politikasını etkin kullanmadan sadece düzenlemelerle beraber enflasyonu kontrol altına almanın maalesef mümkün olmadığını da altını çizmek istedim ben bugünkü yazımda.